Barış Koçak, dizi ve sinema oyuncusuyum. Herkes beni Hatırla Sevil'deki Deniz Gezmiş karakteriyle bilir. En son yapmış olduğum proje, Umut Üzümleri diye bir sinema filmi çektik. Toprak reformuyla alakalı bir işti. Ankara'da yapmış olduğumuz bir projeydi bu. Orada Yetkin Dikinciler, Altan Erkekli, Ahmet Mekinler başrolleri paylaştık. Şimdi burada Akhisar'da bu güzel benim ikinci memleketim diyebilirim artık burasıyla alakalı. Herkesle kaynaştık. Burada Bark Yapım'la Deniz'in sinema filmini ve tek filmini yapma gayreti içindeyiz. Bununla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık. Buradaki altyapımızı oluşturduk. Çok ciddi bir oyuncu kadrosuyla bunu nasip olursa Ağustos'un 10'u gibi falan başlamayı düşünüyoruz. Oyuncu kadromuzda Ahmet Mümtaz Saylan, Levent Ülgen, Erdal Beşikçioğlu, Binnur Kaya gibi çok değerli isimler var. Sağ olsunlar, onlar da bize bu konuda çok yardımcı oldular. Bu projenin olması için ellerinden geleni yapıyorlar. Böyle. Biz. Bu filmi Akhisar'da çekmenizin asıl sebebi nedir? Bu filmi Akhisar'da çekmemizin asıl sebebi buradaki insanların gönlünü gördük diyebiliriz. Büyük bir iştahla, büyük bir şevkle bu projenin olmasını buradaki insanlarımız da sağ olsunlar çok istiyor ve ellerinden geldiği kadar sonsuz desteklerini sunuyorlar. O yüzden burası bizi çok cezbetti ve buradaki bazı mekanlar büyük ihtimal direkt çıplak çekeceğiz. 1970'leri yansıtan mekanlar çok var. Arka taraflarda, arka sokaklarda. Bunun da tabii etkisi var. Bir de ben Deniz'i bu kadar çok seven insanların burada bulunacağını akıl edememiştim. Burada da görmüş oldum. İlk yani burada protokollerde görüşmeler sağladınız şu ana kadar. İnsanlarla da bu filmden bahsettiniz. İlk tepkileri ne oldu Akhisarlı vatandaşların bu filmle ilgili? Nasıl tepkiler aldınız? Yani çok herkes zaten olumluydu bununla alakalı. Bir de oyunculuk veya figürasyon anlamında elimizden ne geliyorsa yaparız dediler. Gerekirse oynarız falan dediler. Yani bu da bizi çok mutlu etti. Tabii bunların çoğunun oyuncu kimliği yok ama kalabalık olarak, işte figürasyon olarak bunları da tabii burada kullanmayı düşünüyoruz. Ya tabii bu ayrıntıya girersek çok uzun sürer. Hepsini anlatmaya kalkarsak burada 24 saatte konuşuruz da. Bunun lojistik desteği olsun, akabinde tanıtımlar şeyinde olsun, anlamında olsun birçok anlamda bayağı bir destek görüyoruz ve o yüzden de burada kalmaya karar verdik. Gerçi Manisa'da da yapmayı düşünüyoruz bazı projenin kesimlerini. Çoğunluk burada olacak Akhisar'da. Belediye başkanlarıyla konuştuk. Sağ olsun o da bayağı bir destek verdi. Onunla alakalı projeye doğru yapın da böyle bir tabir oldu belediye başkanı sağ olsun. Doğru yapın da biz elimizden geldiği kadar bununla ilgili size lojistik desteği sağlarız. Kalacak yerdi, işte cateringdi, servisti, bunun gibi birçok şeyi size sağlarız diye sağ olsun konuştu. Yani sinema sever gibi gerçek bir Deniz Gezmiş'in hayatının uzun metrajlı filmi bekliyor. Uzun metrajlı tabii Denizlerin hayatını herkes biliyor. Ama biz ilaveten zaten ben Hatırla Sevgili'de bunu göstermiştim. Bir iki nokta hariç. O bir tanesi de şu, Denizleri asan mahkemeye biraz gireceğiz. Bunun tutanaklarını bizim projemizin sahibi olan Murat Karasyonoğlu bunları bulup buluşturdu, senaryo haline getirdi. Ve bunun üzerinden Denizlerin hayatına değinmiş olacağız ve hepsini birlikte harmanlamış olacağız diyeyim size. Öyle. Son olarak şuna bahsetmek istiyorum. Filmi Akhisar'da çekeceksiniz. Akhisar'da da birçok firma var. Bununla ilgili bu filme şu andan itibaren gönül vermiş firmalar onlarla herhangi bir görüşmeleriniz oldu mu? Bunlarla tabii ilgili görüşmelerimiz oldu. Buradaki arkadaşlarımız da bunlarla ilgili görüşüyorlar. İsteklerimizi kendilerine bu bir hafta 10 gün içinde iletmeyi düşünüyoruz. Bunlar da son derece çok alımlı baktılar sağ olsunlar. Yakında bunları kendileriyle konuşacağız zaten. Peki,
çekim aşamasında bizim oyuncu arkadaşlarımız da hepsi buraya gelecekler zaten. Orada çekime de kendilerini çağıracağız, davet edeceğiz. Yerinde görecekler zaten. Öyle bir durum olacak yani. Onun dışında bilmiyorum. Aklıma da tabii başka da bir şey gelmiyor. Hep senin... Ne? Şimdi oyuncu kadrosundan biraz önce bahsettiniz. Daha tabii ki tam olarak netleşmiş isimler var. Tabii bunlarla konuştuk tabii. Netleşti ama tabii bunlarla en son protokollerimizi yapıp akabinde bunları basınla paylaşacağız. Öyle söyleyeyim size yani. Filmin bir de diğer tarafına bakarsak yönetim kadrosu, yönetmen ve senarist, onlardan biraz bilgi verebilir misiniz? Projemiz, işte bu projemizin sahibi Ankara Sanat'tan Murat Karahüseynoğlu. Bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yapmış kendisi. Sağ olsun 4 sene uğraşmış. Çok uzun bir film çekeceğiz. Onu tek haline getirdi proje bir çalışma sonucunda. Biz de baktık, okuduk. Ben mesela şeyde ilk duyduğumda bayağı bir şey olmuştum. Denizlerin işte mahkemesine değineceğiz. Bu tutanakları buldum. Bunları güzel bir şekilde hazırladık. Senaryo haline getirdik. Onu çekeceğiz dedi. Tamam dedim ben de hocam, nasıl isterseniz. Okuyunca çok da kurgusunu çok iyi hocamız yazmış, hazırlamış. Yani akıcı bir şekilde kalkamadım. Bir 3 saatte okuyup bitirdim. Yani parça parça okuyup şey yapmak istedim ama okuyunca bayağı bir kaptırdım kendimi diyebilirim yani. O zaman şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Çok diyoruz. Teşekkürler. Sağ olun. Hepimiz hayırlı olsun. İnşallah derler ya, Allah utandırmasın. Bu projeyi iyi bir şekilde, layıkıyla yapalım. Ben şunu istiyorum. Denizlerin tek filmini çekelim diyorum. Bir filmi olsun. Benim gönlümden geçen bu. Bir daha üzerine film çekmesinler derdindeyim. Evet. Layıkıyla yapalım. Herkesin istemiş olduğu bir film yapıp çıkartalım. Üzerine bir daha film çekmesinler. Bu yani, bu kadar. Yani hiçbir eksik nokta bırakmayalım. Aynen öyle. Tabii tabii. Ya gerçi çekilmesi gereken denizlerin her anı bir ayrı bir filmdir de. Biz şimdilik denizlerin bu mahkeme süreci ve yaşantısı, bunlara girebiliyoruz. Çünkü film çekmek de çok maliyetli işlerdir biliyorsunuz yani. Gücümüz şimdilik buna yetiyor. Bakalım ileriki zamanlara belki denizin başka bir tarafını da çekebiliriz. Ama şu işimizi öncelikle bir güzel bir şekilde yapıp çıkaralım ve gişemize sokalım diyorum. Peki. Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Başarılar dileriz. Sağ olun. Teşekkürler.